bir kursu. Senin okul senin tamam idaren doğru. Burası da aynı arkadaş diyeceğim artık eşim. Bizim merkezimizdeki o yapılan çalışmaların, eğitimlerin boş olmadığını ve tam anlamıyla isteyen herkesin aslında bunu başarabileceğini gösterdiniz. Siz örnek bir ev hanımı, yıllardan beri de halk eğitim kurslarında gösterdiğiniz başarılar, ortaya çıkardığı eserlerden o belliydi. Biz de bunları hep övünerek, gurur duyarak hep izlemiştik. Ben tebrik ediyorum. Tüm Türkiye örnek oldunuz bence. Biz de örnek olduk sizin sayenizde açtığımız kurslarla. Siz de bizim açtığımız kurslarda ve bütün kurslarda aslında isteyen herkesin arzuladıktan sonra, amaç edildikten sonra gayretliyle beraber bir yerleri kazanabileceğini gösterdiniz. Ben inanıyorum 4 yıl sonra da hiç sektirmeden inşallah üniversite diplomasını alırız inşallah. Tanımamak da var, utanmamak da var. O yüzden Ümran Hocam beni karşıladı sağ olsun coğrafyacımız. Sunan Hanım da, Kübra Hanım da, tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederim buradan. Onların sayesinde 3 aylık bir eğitimimiz oldu ilk dönem. Dershane eğitimimiz oldu ama tüm bilgilerim tazelendi, istiflendi. Biliyorduk ama karma karışıktı hani neyin ne olduğunu. Onlar sayesinde daha da iyi yerleştirdik aklımıza. Sonuçta da başarıyı elde ettik. Tabii çok mutluyum. Bir başarı öyküsünün bu seviyesine geldim. Aslında bu bir bitmiş değil, daha yeni bir başlangıç. İnşallah bundan sonra da üniversiteyi başarıyla tamamlayıp gerçek yaşama atılacağız. Elimizde bir diplomamız ve bir vasfımız, bir işimiz. Yapacağımız çok şeyler var diyeyim yani. Evet, tüm ev hanımı arkadaşlara selam söyleyeyim. Hem çalışıp hem okuyan arkadaşları ayrıca tebrik edeyim. Yaşına rağmen 2-3 tane üniversite bitiren arkadaşlarımız bizim örnek kişilerimizdir, örnek aldığımız kişilerdir. Beşikten mezara ilim diye bir şiarımız var. Onun takipçisiyiz. Allah'ın verdiği ömür kadar inşallah bundan sonra da okuyup vatana millete hayırlı, kendimize de faydalı olmaya çalışacağız. En başta çocuklara örneğiz. Arkadan yeni bir nesil geliyor, gelmeye de devam ediyor. Gençlerimiz, çocuklarımız daha iyi bir hayat yaşasınlar diye. Elimizden geleni sağlığımızın yettiğince yapmaya çalışacağız.